Geçtiğimiz hafta sonu İtalya'nın Milano kenti adeta futbolun başkentiydi. Milano Şampiyonlar Ligi finalinin yanı sıra Dostluk İçin Futbol adlı turnuvaya ev sahipliği yaptı. Gazprom'un sponsorluğunda bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlik gençleri tolerans ve karşılıklı saygı etrafında buluşturmayı hedefliyor. Avrupa, Asya ve Afrika'dan 12-14 yaş grubundaki oyunculardan oluşan toplam 31 takım sokak futbolu turnuvasında karşı karşıya geldi. Turnuva bu takımlardan biri için daha çok şey ifade ediyordu. Suriye'nin başkenti Şam'dan gelen El Wahda takımı. Çocuklar kısa bir süreliğine de olsa savaşı arkalarında bırakma imkanı elde etti. Takımın koçu Ziyad Şabo tüm dünyaya hala ayakta olduklarını göstermek istediklerini belirtti. Suriye halkı dost canlısıdır, barıştan yanadır. Size de dediğim gibi Brezilya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan, tüm dünyadan gelen çocukları görmek bizim çocuklar için tatlı bir rüya. Görüştüler ve tanıştılar. Arkadaşlık kurdular. Biz herkesle dost olmak istiyoruz. Suriye kafilesinin Milano'ya ulaşması kolay olmamış. Lübnan'a kadar otobüsle gitmek zorunda kalmışlar. Ancak Lübnan'dan İtalya'ya uçak bulmuşlar. Uzun ve zahmetli bir yolculuk olsa da çocuklar buna değdiği görüşünde. Burada olmak senin için ne ifade ediyor? Burada tüm dünyaya yeteneklerimi sergileme imkanı bulduğum için çok mutluyum. Peki hayalin ne? İspanya Ligi'nde ünlü bir futbolcu olmak. Hangi takımda? Barcelona'da. Dostluk için futbol sadece futbol oynamak için bir fırsat değil, aynı zamanda dünya futbolunun temsilcileriyle tanışma imkanı. Projenin global elçisi Franz Bakünbar gibi. Küçük bir Suriyeli grubun ülkelerini terk etmesi gerçekten önemli. Bir günlüğüne bile olsa bomba sesi duymadan barış içinde dünyanın nasıl bir yer olduğunu tecrübe ediyorlar. İşte burada İtalya'da olduğu gibi bu Suriyeli çocuklar bu günü asla unutmayacak. Real Madrid'in eski yıldızı Michel Salgado da etkinlikte UEFA elçisi olarak yer aldı. Bence bu projede öncelik çocukları problemlerden uzaklaştırıp bir araya getirmek. Mesela Suriyeliler, Orta Doğu'da savaş sorunuyla karşı karşıyalar. Fakat futbol, tüm çocukların birlikte konuşabilecekleri ortak bir dil olarak karşımıza çıkıyor. Tüm toplumu ve dünyayı birleştiren bir dil. Bu tür turnuvalar dünyanın her yerinde her gün düzenlenmeli bence. Çocukları bir araya getirip sorunlarından uzaklaştırmalıyız. Bu yıl turnuvanın kazananı Slovenya'dan katılan Maribor takımı oldu. Maribor finalde Macaristan'ın Debrecen takımını mağlup etti. Turnuvaya katılan gençler cumartesi akşamı San Siro'da Şampiyonlar Ligi finalini de izledi ve yıldız isimleri yakından görme imkanı buldu.